FETÜK TV'den herkese merhabalar. Ben Özge Esen. Haftanın önemli gelişmeleriyle karşınızdayız. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını azaltmak için sondaj çalışmaları, nükleer santraller ve yenilenebilir enerji gibi seçenekleri kullandığını belirterek, Karadeniz'de ülke olarak gurur duyacağımız çalışmalara imza atıyoruz. 540 milyar metreküplük bir doğal gaz rezervi bulduk ve bu gazı 2023'ün ilk çeyreğinde sisteme dahil edeceğiz. Bu gaz rezervi tüm Türkiye'deki mesken ve konutların 30 yıl ihtiyacını karşılayacak büyüklükte dedi. EPDK'dan yapılan açıklamada kurumun Türkiye'nin yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik üretimindeki payını artıracak kritik bir kararı daha imza attığı bildirildi. EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, rüzgar ve güneş enerjisi alanında 2787 megawattlık yeni kapasite tahsis sürecini tamamladıklarını belirterek, en geç 1,5-2 yıl içinde 5 milyar dolarlık yenilenebilir enerji yatırımını el birliğiyle hayata geçireceğiz ifadesini kullandı. EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, akaryakıt fiyatları uluslararası piyasalara ve döviz kuruna göre piyasada belirleniyor, EPDK fiyat belirlemez, zam ve indirim yapmaz dedi. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Kanuni Sondaj Gemisi'nin Türk Ali 4 kuyusunda olduğunu bildirdi. Dünyadan gelişmelere bakalım. Uluslararası Enerji Ajansı'nın hazırladığı AB'nin Rus gazına bağımlılığını azaltmak için 10 maddelik planı açıklandı. Plana göre Avrupa'nın sıfır emisyon hedefleri kapsamındaki adımları gaz kullanımı ve ithalatını giderek azaltıyor. Fakat Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaş nedeniyle Rus gazına bağımlılığı kısa sürede azaltmak için önlemler gerekiyor. Ajansın 10 maddelik planı kapsamında Rusya ile herhangi bir yeni gaz sözleşmesi imzalanmaması, Rus gazı dışında bir yıl içinde 30 milyar metreküp doğal gaz sağlayabilecek alternatif kaynakların artırılması ve gaz depolama sisteminin güçlendirilmesi öne çıkıyor. ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'dan petrol, LNG ve kömürün ithalatını yasaklayan kararnameyi imzaladı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada söz konusu kararname ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaşı sürdürmek için kullandığı ekonomik kaynaklardan daha da mahrum bırakılacağı aktarıldı. Açıklamada bu adım Rusya'yı her yıl ABD'li sürücüler ve tüketicilerden elde edilen milyarlarca dolarlık gelirden mahrum bırakacak ifadesi yer aldı. ABD Enerji Bakanı Jennifer Granholm, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ardından artan enerji krizi nedeniyle petrol ve doğal gaz üreticilerine arzı artırma çağrısında bulundu. ABD ve Birleşik Krallık'ın Ukrayna'daki savaş nedeniyle Rus petrolüne ambargo kararı, Rusya'nın bu ülkelerin petrol ithalatındaki payını gündeme getirdi. Uluslararası Enerji Ajansı'nın verilerine göre ABD ve Suudi Arabistan'dan sonra dünyanın en büyük petrol üreticisi konumunda bulunan Rusya'nın ham petrol ve petrol ürünleri ihracatı günlük 10,5 milyon varil seviyesinde bulunuyor. Bu miktarın 7,8 milyon varilini ham petrol oluşturuyor. Geçen yıl ham petrol ve petrol ürünleri ihracatından yaklaşık 180 milyar dolar gelir elde eden Rusya, toplam ham petrol ve petrol ürünleri ihracatının %1,5'unu Birleşik Krallık'a, %1,3'ünü ise ABD'ye yapıyor. Böylece ABD ve Birleşik Krallık'ın açıkladığı ambargo kararı Rus ham petrol ve petrol ürünleri ihracatının %2,8'ini kapsayacak. Haftanın önemli gelişmelerini aktardık. Tekrar buluşuncaya dek şimdilik hoşçakalın.